Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme eftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celal ve ikram. Âmentü billahi l-vâhidil ahadil hakkil mübin ellezî la şerîke leh ve kefertü bimâ sivâ. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevadul kerim. Rabbi zidni ilme, Allahümme Rabbena zidna ilme. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ya zel celal vel ikram. Kıymetli dostlar, Rabbimin müsaadesi nispetinde inşallah geçen ayda söz verdiğimiz üzere 11. söz müzakerelerine giriş başlangıç yapacağız inşallah. Bizim 2 ay önce yapmış olduğumuz, yani Ekim ayında yapmış olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı ve insanı yaratmasının ardındaki murad-ı ilahisinin bu kainattaki asar ve efaliyle, tecelliyatıyla kendisini insanlara tanıttırma, sevdirme ve teshir etme muradı olduğunu, ona mukabilde insana tanıtmasına karşılık iman ile, sevdirmesine karşılık ibadet ile ve varlığı teshir etmesine karşılık da şükürle mukabele etmesi gerektiğini müzakere etmiştik. Araya Kasım ayına hicret ve yeni muhataplar konusu girmişti. Aslında bu dosya bugün başlayıp gelecek ay ve öbür ay Allahu alem devam edeceğimiz 11. söz müzakereleri Ekim ayındaki yapmış olduğumuz dersin bir devamı mahiyetinde, onunla bir bütünlük arz ediyor. O şekilde inşallah düşünelim. Ekim ayında yaptığımız ders bu silsilenin birinci dersi ise Aralık ayı ikinci ders. Ondan sonra gelen dersler de devamı mahiyetinde olacak inşallah. Biz Ekim ayındaki dersimizde Kur'an'ın bu üç hakikatinin Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırması, sevdirmesi ve teshiri, ona mukabil üç vazifenin İman, ibadet, şükür ve bunların üç hakikat, üç vazifenin Kur'an'ın dört maksadıyla irtibatlı olduğunu görmüştük. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet mevzularıyla iç içe işlemiştik. O derse olanlarımız çok iyi hatırlayacaklardır. İnşallah bu mevzuu en cami bir şekilde, en kapsayıcı bir şekilde bütün bu hakikatleri tanıtma, sevdirme, teshir, bütün bu vazifeleri detaylarıyla, tafsilatıyla, iman, ibadet, şükür ve Kur'an'ın bu dört maksadıyla irtibatlı olarak tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet iç içe bir dantele gibi işleyen muhteşem bir söz, 11. söz. Ancak benim acizane bir mülahazam var kendimce. Ben bir risaleyi okurken bunu tatbik ediyorum, tatbik etmeye çalışıyorum. Hangi risaleyi okuyacaksam o risalenin başına Hazreti Üstad hangi ayeti kerimeyi ya da ayeti kerimeleri serlevha yapmış, başlık olarak koymuş. Bizim 11. sözün başına Şems suresinin ayeti kerimelerini koyduğu gibi, surenin hepsinde değil, bir kısmı ayet-i kerimelerini koyduğu gibi. O serlevha yapılan ayet-i kerimeye bir odaklanma. Sonra o risalenin girişinde, o risalenin konusuna dair çok özet olarak, beraatül istihlal kabilinden, çekirdekler mahiyetinde neler söylüyor Hazreti Üstad? O risalenin hatimesinde,
bazen hatime kelimesini koyabilir, bazen koymayabilir ama o Risale'nin bitişinde, sonunda o Risale'yi nasıl hülasa ediyor? O Risale'nin muhtevasını nasıl bize özetliyor, icmal ediyor? Bunlar. Diğer bir husus, o Risale'nin fihristinde, mesela 11. sözse bu, sözlerin sonunda Hazreti Üstad'ın kendisinin yapmış olduğu fihriste, sözler, mektubat 14. lemaya kadar Hazreti Üstad'ın kendi yaptığı fihrist. Ondan sonrası da talebelerinin, abilerimizin yaptığı fihristler, onlar da fevkalade kıymetli. Fihrist Risalesi'nde bu Risale ile alakalı Hazreti Üstad ya da talebeleri nasıl bir hülasa yapmışlar? 10-15 sayfada anlatılan o Risale'yi 4-5 satırda nasıl özetlemişler? Ve bilhassa Hazreti Üstad'ın kendi yaptığı fihristler, özetler. Ondan sonra o Risalelerin sonunda bazen ihtar ve tembih gibi başlık altında bazı bize uyarılar yapılıyor. Bazen bir Risalenin girişinde ifadetül meram, itizar gibi ifadeler, başlıklar altında Hazreti Üstad kendi sistematiğinin, metodolojisinin, konuları ele alış tarzının, yöntem kelimesi dilimin ucuna kadar geldi, söylemiş olayım. Çok güçlü bana göre yönteminin ipuçlarını bize veriyor. Farklı yerlerde bu ipuçlarını veriyor. Ve bir diğer şey, şu dersin girişinde söylediğim şeyleri ben çok hayati buluyorum kıymetli dostlar. Bir diğer şey de Hazreti Üstad'ın o Risale'ye, 11. sözse onun üzerinden konuşan 11. söze, Risale-i Nur'un farklı yerlerinde fihristvari yaptığı atıflar var. Farklı risalelerde başka risaleleri makam münasebetiyle o risalede tafsilen anlattığı yerleri icmalen anlatırken ve oraya atıfta bulunurken 3-4 kelimelik, 1-2 cümlelik o risalenin ukde-i hayatiyesi diyeceğimiz, can düğümü diyebileceğimiz, o risalenin özünün özü diyebileceğimiz mahiyette 10-15 sayfayı 2-3 kelimeye, 2-3 cümleye sığıştıracak şekilde çok özlü o risaleye yaptığı atıflar var kıymetli dostlar. İşte bir risaleyi okumaya başlamadan önce şu arz ettiğim hususlara bakarak o risaleyi okuma ve o risaleyi okurken Hazreti Üstad'ın zihninde, dimağında, gönlünde bu risalenin neye tekabül ettiğini, yaptığı o o risalenin girişinde, o risalenin hatimesinde, o Risale-i Risale-i Nur'un farklı yerlerinde yapmış olduğu atıflarda, ifade-i meramlarda, tembihlerde, ihtarlarda söylemiş olduğu hususların hepsini birden nazara alarak, bu tabir de değişik yerlerde Hazreti Üstad'a ait, mecmuunu, heyeti mecmuasına birden bakarak, onu birden nazara alarak o Risale'yi okurken Hazreti Üstad'ın bize bu söylemiş olduğu hususların ışığında o Risale'yi okumaya çalışma çok faydalı olduğunu gördüm. Kendim bunu tatbik ediyorum. Herkese de hararetle tavsiye ediyorum. Bugün bu girişte kırık döküp arz etmeye çalıştığım bu hususu tatbik etmeye çalışacağız inşallah. Ancak Risale-i Nur'da 11. söz dosyasıyla 11. sözü okumaya, müzakereye gelecek aylarda inşallah okuyacak olduğumuz 11. söze bir dersin başında kullandığımız bir kelimeyle bir temhit yapacağız. Bir zemin hazırlayacağız inşallah. Gönül ve kafa, zihin dünyamızda. Birazdan Risale-i Nur'da 11. söz konusuna geçeceğiz. Ona geçmeden önce yine fevkalade önemli olan Fihrist Risalesi'ne icmali bir bakış yapmak arzu ediyorum. Bizzat Hazreti Üstad tarafından yapılan fihristlerden okuyacağız.
Sözlerin sonunu açıyoruz. Sözler bitince diyor ki ayat-ı Kur'aniyenin bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarından sözler mecmuasının mücmel bir fihristesidir. Bütün sözler risalesinin arkasında sözlerin mücmel bir fihristesi. Fihriste kelimesi kelime olarak zaten kısalık, vecizlik, hülasalık ifade eden bir kelime. Fihriste kelimesi tek başına. Onun başına üstadımız yine özet mana ifade eden, kısalık, kestirmelik, hülasalık ifade eden mücmel kelimesini koymuş. Mücmel bir fihriste demiş, artık özün özü, hülasanın hülasası, icmalin icmali manasında bir ifadeyle konuya giriş yapıyor. Ve diyor ki, birinci söz, Bismillahirrahmanirrahim'in çok esrar-ı mühimmesinden bir sırrını güzel bir temsil ile tefsir eder. Şu temsil kelimesi, temsil ile tefsir ederi zihnimizde bir çizelim inşallah. Ve Bismillah ne kadar kıymetli bir şeair-i İslami olduğunu gösteriyor. İkinci söz. Ellezîne yu'minûne bil gaybi mealinde. Onlar ki gayba iman ederler mealinde. Ve iman hakkındaki ayetlerin mühim bir sırrını gayet makul bir temsil ile tefsir eder. Burada dikkatlerimizi arz etmek istediğim husus, Hazreti Üstad ikinci sözün fihristinde ikinci sözü hülasa ederken mücmel bir ikinci sözün başına serlevha yapmış olduğu iman hakkındaki ellezine yu'minune bil gaybi gibi iman hakkındaki birçok ayeti kerimenin mühim bir sırrını gayet makul bir temsil ile tefsir eder diyor. Demek ki ikinci söz serlevhası olan ellezine yu'minune bil gaybi ayeti gibi iman hakkındaki bütün ayetler nazarı itibara alınarak yazılmış Hazreti Üstad'ın kendi ifadesi. Buradan 11. söze gelmek istiyorum ama bu bütün Risale-i Nur'un hususiyeti. Fevkalade önemli bir mevzu. 3. söz. Ya eyyühen nâsû'budû. Bakara Suresi Cellesi'nin baş tarafındaki ayet-i kerimelerden. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Ayet devam ediyor. Ayetinin mealinde ve ubudiyet hakkındaki ayetlerin. Demek ki üçüncü sözün başına serrevha yapılan sadece ya eyyühennâsûbudû ayetini tefsir etmiyor Hazreti Üstad. Ya eyyühennâsûbudû ayeti gibi ubudiyet hakkındaki bütün ayatı, kerimatı nazarı itibara alıyor. O ayetlerin hepsinin ışığında üçüncü sözü tefsir ediyor. Yazıyor bu ayetleri. Mühim bir hakikatini mantıki bir temsil ile tefsir ediyor. Şu temsil ile tefsir ediyor. Birinci sözden itibaren hep geldi mi? O dursun. Onun üzerinde ayrıca duracağım. Dördüncü söz. Dördüncü sözü biz sözleri açtığımız zaman herhangi bir serlevha ayeti kerime görmüyoruz. Es-salatu imadüddin hadisi şerifi var dördüncü sözde. Fakat fihriste Hazreti Üstad diyor ki İnne's-salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte. Şüphesiz namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Ayetinin mealinde ve namaz hakkındaki ayetlerin mühim bir sırrını gayet makul ve mantıki bir temsil ile tefsir ediyor. Zerre miktar insafı bunları teslime mecbur ediyor. Beşinci söz. İnnallâhe ma'allezînettekav vellezînehum muhsinun ayetinin mealinde ve
takva ve ubudiyet hakkındaki ayetlerin sadece o sözün başına konulan ayeti tefsir etmiyor. O ayet gibi o konudaki, ki beşinci sözün konusu Üstad'ın kendi ifadesiyle takva ve ubudiyet konusu. Takva ve ubudiyet hakkındaki ayetlerin İnnallâhe me'allezîne ettekav vellezîne muhsinûn ayeti ile beraber takva ve ubudiyet hakkındaki umum ayetlerin ve vazife-i ubudiyet ve takvanın mühim bir sırrını gayet güzel bir temsil ile tefsir ediyor. 19. sözün başında herhangi bir ayet-i kerime var mı serlevha olarak hatırlayanlar düşünsün? Yok. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي diye başlıyor. Ben bu sözlerimle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı methetmedim diyerek şairin, Hasan bin Sabit olabilir şair şu an hatırıma gelmiyor, onun bir sözünü naklederek başlıyor. Ben sözlerimle onu methetmedim, onu kendi sözlerime mevzu ettiğim için o benim sözlerime ayrı bir güzellik kattı manasında o şiirle başlıyor. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ سَلَمْ. Fakat 19. sözün başında herhangi bir serlevha ayeti kerime yok. Ancak 19. sözün fihrisinde Hazreti Üstad kendileri diyorlar ki يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَك۪يمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Efendimizin risaletine, nübüvvetine dair bir risale. Makasid-i Kur'aniye'den Ekim ayında okuduğumuz Makasid-i Kur'aniye mevzularından nübüvvet, risalet mevzunu konu ediniyor 19. söz. İşte bu 19. söz Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ayetinin mealindeki, dikkat ediyoruz, yüzer ayatın. Yukarıda ayetlerin dedi, herhangi bir rakam vermedi. Çoğul bir ifade kullandı ama burada ayrı bir ifadeyle yüzer ayetin en mühim hakikatleri olan Risalet-i Ahmediye'yi, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini, risaletini, peygamberliğini ifade eden yüzlerce ayetlerin en mühim hakikatleri olan Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam 14 reşha namıyla 14 kat'i ve parlak ve muhkem bürhanlarla tefsir ve ispat ediyor ve en muannit bir hasmı dahi ilzam eder. Güneş gibi Risalet-i Ahmediye sallallahu aleyhi ve sellem izhar ediyor. Gördüğümüz gibi her bir risaleyi telif ederken o risalenin başına koydukları ya da koymadıkları fihriste ifade ettikleri ayeti kerimeler ve o manadaki ayeti kerimeler. İkinci sözü telif ederken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayeti ve iman hakkındaki ayetler. Üçüncü sözü telif ederken يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا ayeti ve ibadet hakkındaki ayeti kerimeler. Dördüncü sözü telif ederken اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنَ كِتَابًا مَوْكُوتًا ayeti ve namaz hakkındaki ayetler. Beşinci söz İnnallâhe mâllezîne tekavü vellezînehum muhsinûn ayeti ve takva ve ubudiyet hakkındaki diğer ayetlerin ışığında. 19. sözü telif ederken Yâsîn vel Kur'ânil Hakîm inneke leminel murselîn. Risalete işaret eden ayet-i kerime inneke leminel murselîn. Şüphesiz sen gönderilmiş elçilerden, rasullerdensin. Ayeti gibi Kur'an'daki yüzlerce Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a hakikatini beyan eden ayetlerin ışığında Kur'an'a bütüncül, cami, mahruti, külli, muhit bir bakış ile Kur'an'ın bir mevzuyla alakalı bütün ayetlerini nazarı itibara alarak o Risale'yi telif ettiği anlaşılıyor. Bir, o mevzu ile ilgili bütün ayatı Kur'aniye birden bakıyor ve o hakikati Kur'aniye'yi şöyle arz edeyim. Birinci sözde Bismillah'ın çok esrarından bir sırrını güzel bir temsille. Bismillah'ın ifade ettiği hakikat bir hakikati Kur'aniye. İkinci sözün ifade ettiği hakikat
İbadet, şey, iman bir hakikati Kur'aniye. Üçüncü söz, ubudiyet bir hakikati Kur'aniye. Dördüncü söz, namaz bir hakikati Kur'aniye. Beşinci söz, ubudiyet ve takva bir hakikati Kur'aniye. 19. söz, risalet, nübüvvet bir hakikati Kur'aniye. Bunların hepsi hakikati Kur'aniye. Ama bunları Hazreti Üstad anlatırken güzel bir temsil ile tefsir eder. Gayet makul bir temsil ile tefsir eder. Mantıki bir temsil ile tefsir eder. Temsil ile tefsir eder diyor. Hazreti Üstad İşaratül İ'caz'da Kur'an'ın istimal ettiği temsiller bine bali olmuştur diyor. Kur'an-ı Kerim'de bine bali olan, bine varan, bine ulaşan temsili ayetler olduğunu ifade ediyor. Hakaik-i Kur'aniye'yi esalib-i Kur'aniye'yle bu derslerde defalarca duyduğumuz ifadeler tefsir ediyor. Ve muhakematta bazen temsilin bürhan vazifesi gördüğünü söylüyor. 32. sözün içinde kendisi bir sual ve cevap mahiyetinde diyor ki sen bu temsilleri çok kullanıyorsun. Halbuki temsil zan ifade eder, yakin ifade etmez. Böyle imani mevzularda yakin ifade eden bürhana ihtiyaç vardır diye bir soru soruyor. O soruya da kendi kullandığı temsillerin nasıl yakini ve bürhani bir kısmı olduğunu mantık ilminde ifade ediyor. Yani şu kısacık mücmel fihriste bize Hazreti Üstad'ın kendi ifadeleriyle hangi risalede hangi konuya ele alıyorsa o hakikati Kur'aniye'yi o mevzuyla ilgili ayat-ı Kur'aniyelerin ışığında ve Kur'an'ın bir başka yerdeki ifadesiyle icazının en parlak yönlerinden birinin de temsil olduğunu söylüyor. Ve onu bir üslubu Kur'an'la ifade ediyor. Allah ebediyen razı olsun kıymetli muhterem Abdullah Haymaz abimiz bize risalelerin sonundaki fihristlerin önemine çok dikkat çekerdi. Hatta 90'lı yılların başında Hoca Efendi yazın bize Yamanlar'da kalıyorduk. Biraz kendi meşguliyetleri de vardı. Bize 15 gün mü ne süre vermişti. Sözleri dedi, okuyun dedi, sizi imtihan yapacağım dedi. Sözlerden, bütün sözlerden. Biz de arkadaşlarla okuduk. Hatta dedi, mükafat olarak dedi, şu içinde bulunduğumuz dedi, kurumu dedi, Yamanlar kocaman bir kampüs. Bunu bağışlasam o mükafat olarak yeterli olmadığını düşünüyorum, önemini buradan anlayın dedi. Ödül olarak dedi, o derece. Sonra biz iki haftayı bitirdik. Hoca Efendi Aymaz abiyi çağırttırdı. Aymaz abiye soru hazırlatır, bizi imtihan etti. Biz sözleri hakikaten okuduk. Aymaz abi bize iki tane fihristen soru sordu. Biz oraya dikkat etmemişiz, onun cevabını veremedik. Ama sorduğu sorular da o risaleyle alakalı şeyde olmayan, o risalenin içinde olmayan ama üstadın fihriste söylediği o ifadeler o risaleyi anlamadığını öyle önemli bir bakış açısı veriyor ki, gez göz arpacık veriyor ki ondan sonra biz onu ihmal etmemeye başladık. Şimdi bir risale okumaya başlarken dersin başından beri arz etmeye çalıştım. Tam içimdeki gibi yansıtamadım. Onun eksikliğini bütün benliğimle duyuyorum. Ama sizler inşallah o kendi engin anlayışınızla benim o açığımı kapatırsınız. Bu çerçevede bir temhidatla, bir ön hazırlıkla o risaleleri okumaya başlamanın çok faydalı olduğunu gördük. İşte bu girişten sonra neydi girişimiz? Fihrist Risalesi'ne icmali bir bakış yaptıktan sonra ana konumuz olan Risale-i Nur'da 11. söz konusuna giriyoruz. Ha, bu başlığı atarken de değişik şeyler hatırıma geldi. En son bu daha çok içime oturdu. Onun için bu başlığı koydum. Risale-i Nur'da 11. söz. Biraz önce teorik ve pratik olarak ifade etmeye çalıştığım hususların hepsini bu 11. sözle ilgili yerde göreceğiz inşallah. Bugünkü de dersimiz bundan ibaret. Önce 11. sözün girişini ve sonunu
başını ve sonunu göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا. Yanlış okudum. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَهَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Hazreti Üstad 11. sözün başına serlev olarak bu ayet-i kerimeleri koymuş. Ve diyor ki girişinde, ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını bir ve hilkati insanın muammasını iki ve hakikati salatın rumuzunu üç bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Temsili anlatım Kur'an'ın bir üslubu muydu muhterem abiler? Yukarıda gördük. Hazreti Üstad Kur'an'ın istihdam ettiği, istimal ettiği işaret üricazda meseluhum kemeselillezi ayeti kelimesini tefsir ederken onun altında bu mevzuya temas ediyor. Ve diyor ki Kur'an'ın istihdam, istimal ettiği temsiller bine bali olmuştur diyor. Ayrı bir şey, Risale-i Nur'da iki defa bine bali oldurmuş ifadesi geçiyor. Diğeri de Efendimizin mucizatı bine bali olmuştur diyor. İkisi dikkatimi çekti. Bine bali olma ifadesini iki yerde kullanıyor. Bir temsiller için, iki Efendimiz Aleyhisselam mucizeler için. Zaten temsiller bürhan makamında, mucizeler de öyle. Akla kapı açar, ihtiyar eden almaz kabilinden. Şimdi burada görüyoruz ki Hazreti Üstad şu üç hususu, kıymetli abiler, kıymetli ablalar, bu üç hususu hakikati Kur'aniyeyi, hikmeti alemin tılsımını Kur'an bize Şems suresi ve o mealdeki ayetlerde, öyle miydi? Risalenin başına serlevhaları koydu ayeti kerime ve o manadaki diğer ayetlerin ışığında o risaleyi telif ediyor muydu? Gördük yukarıda örneklerinde. Hikmeti alemin tılsımı, bu kainat niçin yaratılmış? Allah'ın Celle Celaluhu bu kainatı yaratmasının arkasındaki sır ne, hikmet ne? Bu bir Kur'ani hakikat mi Fatih abi? Ve hilkati insanın muamması, insanın yaratılışının arkasındaki bilmece, sır nedir? Bir hakikati Kur'aniye ve hakikati salatın rumuzu. Hakiki namazın remizleri, bu üçü de kırmızı renkle işaretlenen bu üç hususta Kur'an hakikatlerinden birer hakikat mi? Hakikat. İşte Üstad bu Kur'ani hakikatleri bize Kur'ani bir üslupla anlatacak yine. Yani belki bir gün Üstad'ın bu temsil mevzuuna verdiği önem müstakil çalışılabilir. Ki Üstadın bu kastettiği şeyi tam kavrayalım. Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde Üstad bunları söylüyor. Üstadımızın söylediklerini toparlayıp birden baktığımız zaman daha bizde bir kanaat oluşturacaktır. Yukarıda gördük zaten Fihrist'te. Şimdi Hazreti Üstad 11. sözün başında bunu söyleyince bana düşen 11. söz boyunca o 5-10 sayfalık risale boyunca şu üç hususun izini sürmem gerekiyor. 11. sözün hangi bölümleri, hangi cümleleri hikmet-i alemin tılsımını açıcı mahiyette, hangileri hilkat insanın muammasını fethedici, keşfedici, halledici mahiyette ve 11. sözün hangi cümleleri, hangi kısımları hakikat-ı salatın rumuzunu ifade ediyor. Bana düşen risalenin girişinde Hazreti Üstad'ın söylemiş olduğu bu hususları o risale boyunca takip etme ve gerçekten bu hususların 11. sözün bütün satırlarında başından sonuna bir nabız gibi attığını görerek okumaya çalışma gibi bir husus. Onu paylaşıyorum. Benim içime gelen, okurken faydasını gördüğüm ve faydalı olacağı açısından da paylaştığım bir husus. Hazreti Üstad
şu nokta noktada bütün 11. söz var kıymetli dostlar. Bütün 11. söz var. Ve 11. sözün nihayetinde diyor ki işte ey nefsim. O sarayın kurulması, menzillere ayrılması, sonra bir Yaver Ekrem'in tayini, o Yaver Ekrem'in o saray sultanı adına bir nutuk okuması, sonra seyir ve ziyafete gelen ahalinin iki gruba ayrılması ve o Yaver Ekrem'in tebliğatına karşı onların takındıkları tavırlara göre gördükleri muamele. 11. sözün hülasası. İşte bütün bunları anlatıyor. Anlattıktan sonra diyor ki işte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu, böyle ulvi gayata, yukarıda anlattı onları ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde insanın mahiyetindeki cihazat, istidadat, kabiliyet, alat, hissiyat, yukarıda bunların hepsini anlattı. İşte bunlara böyle kıymetli hazinelere cami oldu hadi. Hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaizi dünyaya sarf edip zayi edersin. Eğer zayi etmemek istersen geçen temsil ve hakikate remzeden 11. söz boyunca giriş kısmındaki temsil ve temsilden sonraki hakikatleri bize remzeden hangi sureymiş? Başa koymuş olduğu ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yağşâha vel semâi ve mâ benâha vel ardi ve mâ tahâha ve nefsi ve mâ sevvâha. Suresindeki kasem, buraya kadar olan 7 ayet kasem ve Kur'an-ı Kerim'de peş peşe 7 kasemin olduğu tek yer burası. İkili üçlü kasemler var ama 7 tane yemin, Allah'ın Celle Celaluhu yemin etmesi. Hoca Efendi demişti ki ben Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki yeminlerini görünce çok rikkatime dokunuyor. O nankör insanoğluna, insanın bir şeyi inandırmak için Rabbul Alemin yemin ediyor diyerek benim çok rikkatime dokunuyor demişti. İşte bu surede Allah Celle Celaluhu bize bu surede ifade edilen hususları, ifade buyurulan murad-ı ilahiyi anlatmak için 7 tane yemin ediyor. Ve şemsi ve duhaha 1, vel kameri izâ telâhe 2, vel neher izâ cellâhe 3, vel leyli izâ yağşâhe 4, vel semâi ve mâ benâhe 5, vel ardı ve mâ tahâhe 6, ve nefsi ve mâ sevvâhe 7. Ondan sonrası da kasemin cevabı. Burası da kasemin cevabı. Şuraya şöyle yapalım. Kasem ve cevabı kasemi. Düşünüp amel et. İşte o düşünüp amel etme. Şu arada anlatılan hususların hepsi bu. Demek ki 13. sözün başında Hazreti Üstad'ın söylediği hususlar, sonunda söylediği hususlar ve bunların hepsini birden nazara alarak o risaleyi okuma, ardından Hazreti Üstad 11. sözün sözlerin sonundaki fihriste 11. sözün fihristinde diyor ki وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَهَاهَا فَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Şimdi bu 11. sözün serlevhası olarak bu ayet-i kerimeyi biz gördük. Şems suresinden ayet-i kerimeleri. Ama Fihrist'te diyor ki yukarıda gördüklerimizin ışığında Fihrist Risalesi'ne icmali bir bakış yaptığımız yerde gördüğümüz gibi diyor ki ilave olarak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları başka değil sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ayetlerinin giriş kısmında bu ayeti kerime var mıydı o 11. sözün başında? Yoktu. Yoktu. Ama Hazreti Üstad Fihrist'te ne yaptı bize?
Şems suresinin başındaki ayeti kerimelerle beraber bu ayeti kerimenin de 11. sözde izah edildiğini bize söylemiş oldu mu? Zaten biliyorduk ki biz Hazreti Üstad serlevha yaptığı ayet-i kerimelerin en aldığı mevzular neyse Kur'an-ı Kerim'de o istikametteki ayetlerin hepsini birden nazarı itibar alarak o Risale'yi telif ettiğini yukarıdaki Fihrist Risalesi'ne bakışımızda, kısaca bakışımızda görmüştük. Ayetlerinin yüksek ve geniş bir hakikatini Sure-i Şems'in mucizane işaret ettiği ve kainatı muntazam bir sarayet suretinde gösterdiği 11. sözün girişindeki o kainatı muhteşem bir saray suretinde anlatmayı Hazreti Üstad'a Şems suresi ilham etmiş. Ulvi ve vüsatli bir temsil ile tefsir etmekle. Temsil Kur'an-ı Kerim'in üsluplarından bir tanesiydi. Beraber. Şimdi 11. sözün muhtevası, mahiyeti, konusuyla alakalı bize çok önemli ipuçları söyleyecek. Mahiyeti insaniyedeki vezaif-i ubudiyet ve cihazat-i insaniyeyi ve rububiyeti ilahiyenin enva-ı tecelliyatına karşı ubudiyeti insaniyenin mukabelelerini. 11. sözün el aldığı mevzuları özetin özeti ifade eden cümlelerden biri. İnsanın mahiyetindeki Allah'a karşı ubudiyet vazifesini yerine getirmek üzere konmuş olan cihazlar, istidatlar, kabiliyetler, latifeler, duygular, donanımlar ve Allah'ın Celle Celaluhu rububiyetinin kainattaki türlü türlü çeşit çeşit farklı muhtelif tecellilerine karşı insanın ubudiyetle karşılık vermesi, mukabele etmesi gerektiğini o kadar güzel bir surette ispat ediyor ki neyle ispat ediyor? Temsille. Zira temsil bürhanın vazifesini görür. İspatla temsil bürhanın bir arada olduğunu hissetmek gerekiyor. İspat ediyor ki Sure-i Veşşems'in mucizane olan işaretini harika bir surette en azim bir dairede 11. sözün en özet ifadelerinden biri azam bir rububiyeti ekmel bir ubudiyetle karşılaştırıyor. Fatih abi 11. sözün özetin özet ifadesi üstadımızın kendi ifadesiyle o girişteki saray, o sarayın kurulması, o sarayda her çeşit o sanatının muhteşem, antika, harika, murassa, mevzun, nukuş, rumuz bunlar azam bir rubiyet ifade ediyor. Sonra o gelen ahalinin ikiye ayrılıp o suada ve ebrarın o Yaver Ekrem'in nutkuna müspet manada mukabele etmesi de ekmel bir ubudiyet. Gerçekten 11. sözü o kadar güzel özetleyen iki kelime ki azam bir rububiyete karşı ekmel bir ubudiyetten bahsediyor. Muhteşem bir özet. Muhteşem bir özet. Azam bir rububiyeti ekmel bir rububiyetle karşılaştırdı. Demek ki bana düşen 11. sözü okurken Hazreti Üstad'ın o risalenin girişinde söylemiş olduğu hususlar, o risalenin bitişinde söylemiş olduğu hususlar, o risalenin fihristevari mücmel ifadeleri, o risalenin ana konusuyla alakalı. Bunları o risaleyi okumaya girmeden önce bir temhit mahiyetinde, bir ön hazırlık mahiyetinde okuyup onların ışığında o risaleyi okuma. O risaleyi okurken Hazreti Üstad'ın ifade ettiği bu hususları o risalenin içinde izini sürerek okuma gibi bir durumla karşı karşıyayız. O risaleden azami istifade adına. Buraya kadar 11. sözün girişi, sonu ve Hazreti Üstad'ın 11. sözün fihrisinde ifade buyurduğu hususları görmüş olduk. Şimdi geliyoruz bir başka hususa.
Hazreti Üstad 11. sözden önce hani Van'dan getirilip Barla'ya sürülmeden önce, o nefiden önce 6 ay kadar Burdur'da ikamet ediyor. Burdur'da ikameti esnasında Hazreti Üstad birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders diyerek küçük sözlerin özü mahiyetinde olabilecek ve bizim 11. söz gibi bazı risaleler yazıyoruz. Başlıklarında birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders gibi başlık koyuyor. İşte o daha sonra bir talebesi tarafından, Sıddık Süleyman abi miydi şu an hatırlayamıyorum, bulunup Hazreti Üstad'a getirilince yıllar öncesinin bir hatırası olarak Üstad ona Nur'un ilk kapısı adını koyarak neşrettiriyor. Nur'un ilk kapısının içindeki 10. ders bizim 11. sözle aynı muhteva. Sadece ifadelerde, kelimelerde bazı değişiklikler var. Konu aynı konu. Fakat Hazreti Üstad 10. dersin başına hangi ayet-i kerimeyi serlevha yapmış? İnne ashabel cennetil yevme fî şugunin fâkihûn. Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekûn. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedda'ûn. Selâmun kavlen min Rabbir rahîm. Buraya kadar o Yaver-i Ekrem'i dinleyen, seyir ve ziyafet için davete gelenler iki gruba ayrılmıştı ya. 11. sözü okudunuz. Daha önceden de biliyorsunuz. İşte birinci grupla ilgili onu ifade eden başka bir ayet-i kerime. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاَنْ اِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Burası da diğer güruhu ifade eden kısım. Şimdi bakın, aynı muhteva olan 10. dersin serlevhasında üstad ne yapmış? Sure-i Veşşems ile aynı mealde olan başka bir ayet-i kerimeyi serlevha yapmış. Şimdi 3 ayet karşımıza çıktı. Şu an Hazreti Üstad'ın söylediği Şems suresi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ve ekrandaki Yasin suresinin bu ayet-i kerimeleri. 11. sözün muhtevasıyla alakalı. Şimdilik. Diyor ki, şu ayetin hazinesinden bir cevherine, ayetin hazinesinden bir cevher, Kur'an'ın bir hakikati. Temsil ile bir işarettir. Yine hakikati Kur'an'ı, üslubu Kur'an'ı ile anlatıyor mu? Ey nefsini unutmuş ve vazifeyi hayatını anlamamış, nefsin mahiyeti ve hayattaki vazifenin anlamı ve hilkat-i insanın hikmetinden gaflet etmiş ve şu masnuat-ı müzeyyenede sani hakimin tevdi ettiği ve şu kitab-ı kebirde nakşettiği ayatına cahil kalmış cemali bir çare. Şimdi Hazreti Üstad 11. sözle aynı muhtevada olan ve 11. sözden önce telif etmesi olduğu 10. derste o risalenin muhtevasını şu kelimelerle ifade ediyor. Şu temsili güzel dinle. Bu alemin halk ve binası ve insanı içine idhal etmesi. Bu kainat niçin yaratılmış ve insan bu kainatta niçin var edilmiş? Ya bundan daha büyük soru var mı? Bu kainat niye yaratılmış ve insan bu kainatın içine niçin konmuş, var edilmiş? Bunun misali şuna benzer ki diyor, bırakıyor. Bunun misali şuna benzer ki'nin devamı bütün 11. söz. Ama 11. sözün özünü ifade eden şu kırmızı renkle gösterdiğimiz hususlar. 11. sözde izi sürülecek hususlar. Ve Hazreti Üstad 25. sözde 11. söze atıfta bulunuyor. 11. söze atıfta bulunurken bakın neler söylüyor. 25. söz hepimizin bildiği gibi mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Mahzeni mucizat olan, mucizeler mahzeni olan
25. söz. Kur'an'ın 40 yönden, 40 vecih ile Allah kelamı olduğunu Hazreti Üstad'ın ispat ettiği bir risalede 11. söz atıfta bulunuyor. Acaba hangi zaviyeden? Diyor ki 25. söz 1. şule, 3. şua, 1. cilde, 3. şavk. Hakaiki ilahiyeye ve hakaiki kevniyeye ve umuru uhreviye dair ihbaratı gaybiyesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu üç konuda gaybe dair vermiş olduğu haberler. Hakaiki ilahiye, hakaiki kevniye ve umuru uhreviye. Evet, Kur'an'ın hakaiki ilahiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı kainatı fethedip ve hilkat-ı alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi ihbarat-ı gaybiyenin en mühimidir. Şu kırmızı renkle gösterdiğimiz konular 11. sözün konusu değil mi? Hakaiki ilahiyeye dair beyanat. Bir zaman bir sultan varmış, onun pek çok hazineleri varmış, her türlü fende mahareti varmış. Hakaiki ilahiye. Şöyle 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 özelliklere sahip bir saray yapmış. Tılsım-ı kainat. Sonra insanla alakalı 11. sözde anlatılan bütün hususlar, insanın mahiyeti, muhtevası, kabiliyeti, vazifesi ilahiri, hayatının gayesi, hayatının sureti, hayatının remzi ilahiri. Bütün bunlar 11. sözün konusu. Çünkü o hakaiki gaybiyeyi hadsiz dalalet yollar içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malumdur. Hem Kur'an gösterdiği o hakaiki ilahiye ve o hakaiki kevniyeyi beyandan sonra inşallah 11. sözü müzakere ederken 11. sözün hangi cümleleri o hakaiki ilahiyeye, hangi cümleleri hakaiki kevniyeye bakıyor göreceğiz. Bunları nazarda tutarak o söz okuma. Şu an konumuz bu. Beyandan sonra ve safayı kalp ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulü sadakte deyip o hakaiki kabul eder. Kur'an'a barakallah der. Bu kısmın Kur'an'ın hakaiki ilahiye dair beyanatı, tılsım-ı kainatı fethedip hilkat-ı alemin muammasını açan beyanatı, bu kısmın kısmen 11. sözde izah ve ispatı geçmiştir, tekrarı hacet kalmamıştır. Kur'an-ı mucizül beyanın bir iyacaz veçi olan hakaiki ilahiye, hakaiki kevniye, umuru uhreviye dair konuların bir kısmının izahını Hazreti Üstad Mucizat-ı Kur'an-ı Risalesi olan 25. sözde nereye atfetti, nereye havale etti? 11. söze havale etti. O zaman ben 11. sözü okurken bana düşen Hazreti Üstad'ın 25. sözde 11. söze atıf yaparken hangi zaviyelerden atıf yaptığı hususunu, şu ekranda gördüğümüz hususları 11. sözü okarken izini sürme. Bunları 11. sözde yakalamaya çalışma gibi bir vazifeyle karşı karşıyayım. Bir diğer husus. Hazreti Üstad 25. sözde 11. sözde atıfta bulunmuş. Cennet Risalesi olan 28. sözde yine 11. sözde atıfta bulunuyor. Ve diyor ki ve Hazreti Üstad'ın o Risale-i Nur'da birbirine yaptığı atıflar, yani ona hayranlığımızı ifade edecek kelime ben bilmiyorum. Nasıl bir dantele gibi, bir nakış gibi birbiriyle Risale'nin mevzularını örgülüyor. Madem şu kainatın sani'i, şu kainatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak, bu 11. sözün konusu. Ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek 11. sözün konusu. Ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak istediğini
kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi. Ha, demek ki 11. sözde şu hususlar da ispat edilmiş. Hazreti Üstad bir makam münasebetiyle 28. sözün içinde 11. söze bu cümlelerle atıfta bulunuyor. O zaman ben 11. sözü okurken bunları da nazarı itibara alarak okuma gibi bir durumla karşı karşıyayım. 11. sözde ispat edildiği gibi katı anlaşılıyor. Elbette şu seyli kainatın bir havz-ı ekberi ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o saniye hakim ve o adil-i rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak bu konu 11. sözde geçiyor. Cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidemaftına mükafat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemali adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Hazreti Üstad 25. sözde 11. söze atıfta bulunduğu gibi, 28. sözde 11. söze atıfta bulunduğu gibi 30. sözde de 11. söze atıfta bulunmuş. Hangi zaviyeden bulunmuş bakalım. 11. sözün ukde-i hayatiyesini fihriste vari 30. sözde 11. söze nasıl bir atıfta bulunmuş? Onun izini sürelim. 30. söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat enenin mahiyet ve neticesinden. 30. sözün mevzu birinci maksatta enenin mahiyet ve neticesinden. Evet, bu konu 11. sözde açılıyor, anlatılıyor. Enenin mahiyet ve neticesi 11. sözün konuları arasında. İkinci maksat zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat. Şimdi şu ana kadar 11. sözle alakalı Şems suresi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ جَنَّةِ لَمَ فِي شُعُونٍ فَاكِهُونَ ayetlerini söyledi bize. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اَرَدْنَ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. İşte 11. söz bu ayeti kerimenin de izahı. İşte ene, bu nokta noktada uzun bir fasıl var. Şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkep de bir echeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir, Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle de olsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür göstermez. 11. sözde, şimdi 11. sözün özünü ifade eden fihristevari bir atıf. Mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin manayı harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste, anahtar külçesi diyordu orada, mükemmel bir harita ve cami bir ayna ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu 11. sözde kat'i bir surette tafsir edilmiştir. 30. sözün konusu olan ene mevzuu, inna aradnel emanete ayetinin ışığında tefsir edilen konuyu Hazreti Üstad tafsirini nereye havale etti? Bizim ana konumuz olan 11. söze havale etti. Hem de tafsil dedi. Detaylı bir şekilde anlatılmış. Ayrıntılı bir şekilde. Ona 11. söze müracaat edilsin.
o sözdeki tafsilata iktifaen, oradaki detaylı açıklamayla yetinerek, kısa keserek mukaddemeye nihayet verdik. Eğer mukaddemeyi anlatsa gel, hakikate giriyoruz. Hazreti Üstad 25. sözde 11. söze atıfta bulunduğu gibi 28. sözde şöyle söyleyeyim. Mucizat-ı Kur'aniyesi Risalesi olan 25. sözde 11. söze atıfta bulunduğu gibi cennet bahsi olan 28. sözde 11. söze atıfta bulunduğu gibi Ene Risalesi olan 30. sözde de Ene'nin mahiyetiyle alakalı mevzuları tafsilen anlatılan 11. söze havale ediyor. Oraya atıfta bulunuyor. O zaman Fatih abi, bana düşen vazife, sizi bilemem. Bana düşen vazife, üstadın buralarda yapmış olduğu bu atıflarda o risalenin ukde-i hayatisi diyebileceğimiz çok özlü fihristevari atıflarını benim nazarı itibara alarak, o risaleyi okumadan bunların izini sürerek, bunları zihnimde canlandırarak, o risaleyi bunların ışığında okursam üstadın o risaleyle ifade etmek istediği manayı daha iyi kavramama vesile olur inşallah. Enteresandır. Hazreti Üstad bu geçtiğimiz üç yerde 25, 28 ve 30. sözde 11. söze atıfta bulunduğu gibi Miraç Risalesi olan 31. sözde de 11. söze atıfta bulunuyor. Ve üçüncü esas Hikmet-i Miraç nedir bölümünde Miraç Risalesi'nde diyor ki Hikmet-i Miraç nedir? El cevap, Miraç'ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki ona yetişemiyor. Sizlerle biz Eylül ayında seçilen kelimelerdeki incelikler diye bir konu işledik. Lütfen hatırlayalım. O kadar incedir. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle hakikatleri bilmese de vücutları bildirilebilir. Seçilen kelimelerdeki incelikler zaviyesinden dikkatinizi arz etmek istiyorum. Mi'raç kelimesi kök manası itibariyle uruç kökünden, yükselmek anlamı taşıyan bir kelime. Mi'racın hikmeti o kadar büyüktür ki demedi. Mi'raç, uruç, yükselme anlamı, ulviyet anlamı. Fikri beşer ulaşamıyor. Ulaşamıyor kelimesinde Fatih abi, Mi'raç kelimesinin kökündeki o yükseklik manası var mıdır zımnında? O kadar derindir ki ona yetişemiyor. Yetişememe de Mi'racın uruç kökündeki yükseklik manasını hisseder misiniz? Onun kokusunu alır mısınız? O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başıyla göremiyor. Bu mikroskopla mavi renkle renklendirdiğim hususların hepsi Mi'racın urucuyla alakalı kelimenin sözlük manasıyla ıstılahi anlamının iç içe gözetildiği cümleler. Ben böyle hakikatleri böyle bir üslupla anlatışına üstadım bayılıyorum. Ara sıra şapka çıkarıyordunuz hocam. İşte bu da onlardan biri Fatih abi. Şimdi bakın aşağıda da diyor ki şu hikmeti aliyeye bakmak için, şu hikmeti latifeye, şu hikmeti dakikaya da diyebilir. Hikmeti aliye miraca çok güzel yakışıyor. Aliye, uluv, yükseklik ve iki temsil dürbünüyle tarassut edeceğiz. O kadar çok yükseklik şey normal gözle görülmez. Tarassut, teleskopla, mikroskopla veya işte söyleyin dürbünle, dürbünler de yetmez. Artık teleskopla, tarassut, rasat. Şurada hikmeti aliye kelimesi
Parasut kelimesi, parasut kelimesi, dürbün zaten diyor. Dürbün, parasut, bunların hepsi Miraç kelimesinin kökündeki, Miraç sadefindeki inciler. O derste sadef ve inci münasebet üzerinde durmuştuk. İşte Hazreti Üstad kendisi buna muhakematta mananın kametine göre bir üslup libası geçirmek istediğin zaman dahili makamın menbaında olan hususlarla konuyu örgüleme. Mevzu fabrikasında imal edilen kumaştan üslup libası dikmek dediği hususun pratik uygulaması kıymetli abiler. Ben Hazreti Üstad'ın muhakematın unsurul belagatında o 12 meselede üzerinde durduğu belagatın ruhuna taalluk eden meseleler dediği hususların ışığında Risale-i Nur'u telif etmesi ve o muhakematta ifade ettiği hususlarla Risale'deki pratik uygulamaları yakalayabildiğim yerlerde inanın bayılıyorum. Bayılıyorum. O zarf mazruf uyumuna. Şurada Mi'raç kelimesindeki ulviyet ve yüksekliği, ulaşılamazlığı, aşkınlığı düşünün ve o konuyu anlatırken kullandığı kelime kadrosuna lütfen dikkat edin. Yani çok üzülerek ifade edeceğim. Risale-i Nur'un ne söylediği üzerinde duruldu da nasıl söylediği üzerinde durulmadı. İşte nasıl söylediği dediği hususlar şu kısaca arz etmeye çalıştığım hususlardan bir tanesi. 17. pencere müzakerelerimizde Kur'an'ın üslubuna dair üstadın yaptığı tespitlerin hepsini 17. pencere ve onun gibi başka risalelerde uyguladığını görmüştük. Kur'an hakikatlerini Kur'ani bir kap içinde bize sunduğunu ki üslup kalıbı kelam ifadesi kullandığını görmüştük. Gerçekten bunlar gözden kaçan hususlar olması itibariyle ben altını tekrar tekrar çiziyorum. Şimdi birinci temsil. Yani Miraç Risalesini anlatıyor bize ve hikmeti Miraç nedir konusunu anlatırken bize 11. söz atıfta bulunuyor. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinde Kur'an'ın hakaiki ilahiye, hakaiki kevniye, umur uhriye dair mucizat yönünü, mucizevi yönünü anlatırken 11. söz atıfta bulunuyor. 28. sözde Cennet Risalesinde 11. söz atıfta bulunuyor. Ene ve Zerre Risalesinde birinci maksatta enenin mahiyet ve vazifelerinden bahsederken 11. söz atıfta bulunuyor. 31. sözde Miraç Risalesinde Miraç'ın hikmeti nedir sorusunun cevabını vermek için 11. söz atıfta bulunuyor. 11. söz bu fakir kardeşinize göre Risale-i Nur müellifinin kaleminden Risale-i Nur'un muhteşem bir hülasasıdır. Risale-i Nur'u hülasa edin 11. söz çıkar. 11. sözü açın Risale-i Nur külliyatı çıkar. İnşallah dersin sonunda gelecek dersimize kadar en az o ay içinde 11 defa 11. sözü okumak üzere sözleşelim mi diye bir teklif yapacağım. Ben şu ana kadar 50'yi bulmuştur. 11. söz. Şu son 2,5-3 ay içinde 50'yi geçmiştir 11. sözü okuyuşum. Doyamadım. Her okuduğumda ayrı bir lezzet aldım. Ayrı ayrı incelikler gördüm. Bir öncekinde görmediğim. Hissiyatımı mazur görün. Hissiyat sokmamak lazım dersin içine. 11. sözün hikayeyi temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği gibi temsilin Kur'an'ın icazının en parlak lemalarından biri olduğunu Hazreti Üstadımızın kendi ifade ettiğini biraz önce söylemiştik. Nasıl ki bir Sultan-ı Zişan'ın 11. sözün girişindeki o sarayı o sultanın bütün antika eserleriyle tanzim etmesi, tekmil etmesi, donatması mevzunu farklı bir üslupla anlatıyor. Muhteva aynı, üslup farklı. Nasıl ki bir Sultan-ı Zişan'ın pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahirlerin envaı bulunsa, hem sanayi garibede çok mahareti olsa ve hesapsız fünun acibeye marifeti ihatası bulunsa,
nihayetsiz ulumu bediaya ilim ve ıttılağı olsa her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca elbet o sultan zifunun dahi bir meşher açmak ister ki içinde sergiler bitsin, ta nasın enzarına saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar et göstersin, ta cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin, bir veçi bizzat nazarı dekayık aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın ve şu hikmete binaen elbette cesim, muhteşem, geniş bir saray yapmaya başlar. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim eder, hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en güzel, en latif sanatlarıyla zinetlendirir. Fünun ve hikmetinin en inceliklerle tanzim eder ve ulumunun asar mucizekaraneleriyle donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle her taifeye layık sofraları serer, bir ziyafete âmme ihzar eder. Sonra raiyetine kendi kemalatını göstermek için onları seyre ve ziyafete davet eder. Sonra birisini yaver-i ekrem yapar, aşağıdaki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder, daireden daireye üst üsteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatlarının makinelerini ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatının mahzenlerini göstere göstere ta daire-i hususiyetine kadar getirir. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle ve huzuruyla onu müşerref eder. Kasrın hakaikini ve kendi kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Ta o sarayın sahini, saniyini, o sarayın müştemilatıyla, nukuşuyla, acayibiyle ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirip ve içindeki sanatların işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Verasa ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler? O saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen sultanı zifununun ve zifunun ve zişuna karşı marziyatı ve arzuları dairesine teşrifat merasimini tarif etsin. 31. söz olan Miraç Risalesi'nin içindeki 3. esasta hikmeti Miraç nedir sorusunun cevabını üstad bize nereden verdi? 11. sözden verdi. Bu kadar mı? Hayır. 32. söz, 3. mevkuf, 2. noktanın 2. nebhasında Hazreti Üstad diyorlar ki, işte şu muazene ehli dalaletle ehli imanın hayat ve vazife cihetindeki mahiyetlerini işaret eden. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Hem netice ve akıbetlerine işaret eden فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ olan ayete dikkat et. Ne kadar ulvi, mucizane beyan ettiğimiz muazzene ifade ederler. Birinci ayet لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ve devamı. Bu birinci ayet, 11. sözde tafsilen o ayetin icazkârâne ve icazkârâne ifade ettiği hakikati o sözde, 11. sözde, o sözde beyan edildiğinden onu oraya havale ederiz. 11. sözde bu ayet hiç geçti mi açıktan? Geçmedi. Ama diyor ki 11. sözde bu ayet tafsilen izah edilmiştir diyor. Fihrist Risalesi'ne icmali bir bakış diye dersimizin başında durduğumuz hususlarda birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz, dördüncü söz derken şu ayet ve o konudaki ayetlerin ışığında o Risale'yi telif etmemişler miydi? Bu Risale-i Nur'un umumi hususiyeti. Alameti farikası, vasfı mümeyyizi. Hangi mevzuu ele alıyorlarsa Kur'an'daki o mevzuyla ilgili ayetlerin ışığında o mevzuyu telif ediyorlar bize. Gördüğümüz gibi 32. sözün 3. mevkıfından لَقَدْ خَلَقْلَنْ اِنْسَنَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ayetinin 11. sözde tafsilen izah edildiğini söylüyorlar. O zaman ben bu ayetin de tefsirinin izini 11. sözde
sürmeliyim okurken. Bana böyle bir vazife düşüyor. Fatih abi sizi bilmiyorum. Bu benim böyle bir vazifem olduğunu anlıyorum ben bu ifadelerden. 33. sözün 31. penceresinde. Yani insan penceresinde. 32. pencere Efendimiz Aleyhisselam, 33. pencere Kur'an penceresi, 30. pencere de mütekellimin penceresi. Ve üstad birçok yerde, Allah ebediyen kendisinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin, birçok yerde meseleyi getirip böyle insan, Efendimiz ve Kur'an'la bağlıyor. İsterseniz 10. söze bakın. 11. hakikat, babi insaniyet ve ismi hakkın cümlesidir. İsmi hakkın tecellisidir. 12. hakikat, babur risaleti ve tenzil der. Risalet Efendimiz'e, tenzil Kur'an'a bakar. Yani böyle insan Efendimiz Kur'an şeklinde ele aldığı konuyu en son noktalarken böyle bir sistematiği var. Belki bir gün Risale-i Nur'un üslubunun incelikleri üzerinde durduğumuzda bunun üzerinde de durulabilir. Belki, bilemiyorum. Şimdi 31. pencereye geldik. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ وَف۪ي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ Şu pencere, bilmiyorum meal ihtiyacı var mı? Hani biz insanı andolsun en mükemmel, en harika bir surette, bir şekilde yarattık. Yeryüzünde yakin peşinde olan, imanını kuvvetlendirmek isteyenler için birçok ayetler vardır. Sizin kendi iç dünyanızda, enfüsünüzde de ayetler vardır. Efela tubsirun, bunları basaru basiretinizi açarak görmeyecek misiniz? Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikin evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret edeceğiz. Şöyle ki 11. sözde beyan edildiği gibi. Allah Allah. Bu ayeti kerimeleri 31. pencerenin başına Hazreti Üstad serlevha yaptı. Ve bu mevzuları nereye havale ediyor yine? 11. söze. 11. söze havale ederken hangi zaviyeden havale ediyor? 11. sözde beyan edildiği gibi, işaret edildiği gibi demiyor. Beyan tafsili olur. Beyan edildiği gibi insan öyle bir nüshayı camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Enez ve Zerre Risalesi birinci maksatta bu konuydu. Orada da Hazreti Üstad bunun tafsilatını 11. söze havale etmişti. 33. sözün içindeki 31. pencerede, insan penceresinde de bu mevzu yine İnsan öyle bir nüshayı camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor mevzuunu 11. söze havale ediyor. Demek ki ben 11. sözü okurken üstadımızın bu 31. pencerede 11. söze havale yaparken ifade buyurmuş olduğu Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas etmesi, hissettirmesi, tattırması, duyurması, idrak ettirmesi mevzunun da izini sürmem gerekiyor 11. sözü okurken. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız 3 noktayı göstereceğiz deyip orada 3 nokta söylüyor. Hazreti Üstad bu gördüğümüz yerlerde aşağıdan yukarıya toparlayalım. Üstad bazen yukarıdan aşağı getir, bazen aşağıdan yukarıya. 33. sözün 31. penceresinde 11. sözü atıfta bulundukları gibi, 32. sözün 3. mevkıfında 11. sözü atıfta bulundukları gibi, 31. sözde Miraç Risalesi'nde 3. esasta hikmet-i Miraç nedir sorusunun cevabında atıfta bulundukları gibi, 28. sözde cennet bahsinde insanın mahiyetiyle alakalı atıfta bulundukları gibi, 25. sözde atıfta bulundukları gibi, 10. ders olan Nur'un ilk kapısındaki Risale'de de bu mevzuları ele alıyordu. Buralarda ele aldığı gibi 23. sözün 2. mefasının 5. nüktesinde de, diğer nüktelerde de var. 3. nüktede de var da ben sadece buraya aldım. Diyor ki, insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. İnsanın memur ve misafir olması,
çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Bunlar hepsi 11. sözde açılıyor. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş Yaver Ekrem'in nutkuyla. Başka yerde izah ettiğimiz, beyan ettiğimiz, tafsir ettiğimiz diyor ama 11 sözü atıfta bulunurken sürekli. Başka yerde izah ettiğimiz vazifeyi insaniyetin ve ubudiyetin esasatını. Hazreti Üstad'ın bir zaviyeden 11. sözü atıfta bulunurken şu 4 kelimeyle atıfta bulunuyor. Vazifeyi insaniyet ve ubudiyetin esasları. İnsan olmanın gerektirdiği vazife ve kulluğun esasları 11. sözde anlatılıyormuş. Demek ki ben 11. söz okurken Fatih abi sizi bilemem. Buna dikkat etmem gerekiyor. Şurada icmal edeceğiz diyor. Burada icmal edecek. Burada icmal edecek. Çünkü 11. sözde ne yapmış bu mevzuyu? İzah etmiş, beyan etmiş, tafsil etmiş. Kendi ifadeleriyle. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Lakat halaknel insane fi ahsen-i takvim ayetini de 30. sözde, 32. sözde, 33. sözün 31. penceresinde 11. söze hep havale etmedi mi? Ya üstadın bu atıfları ve atıf yaparken ukde-i hayatiyeti, can damarını, can suyunu alması, özün özünü alarak atıfta bulunması, ya ben bunlara karşı hayranlığı ifade edecek kelime bulamıyorum. Nasıl her şey zihninde çok canlı. Allah bize Hazreti Üstad'ın bu atıflarındaki canlılık ve o ukde-i hayatı, fihristvari ifadelerinin ışığında eserleri anlamayı, kavramayı ve birbiriyle o münasebeti, o dantaleyi kurmayı nasip etsin inşallah. 12. sözün fihrisinde diyor ki Hazreti Üstad, bakın hemen 11. sözden sonra gelen ve 11. sözün içindeki kendi nazarı dekayık aşinası müsellem gayrın nazarıyla bakma mevzunu en güzel açan yerlerden biri 12. sözün birinci esası. O gayrın nazarıyla bakma mevzu imtihan sırrı. O gayrın nazarıyla bakma mevzunu inşallah bu 12. sözden takip edilebilir. Biraz da birinci esasından. Ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kethira. Kime de hikmet verilmişse gerçekten ona çok büyük bir hayır verilmiş, lütfedilmiş demektir. Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. Biz o Kur'an'ı hak ile inzal ettik, indirdik. O da bütünüyle bir hak olarak nazil oldu. Ayetlerinin mealinde, şimdi 11. söz, 12. sözün konusu. Dersin ilk başında durduğumuz o icmali bakışta hatırlayalım. Ve hikmeti Kur'an'ın fazileti hakkındaki yüzer ayatın mühim bir hakikatini, hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'an'ın muvazenesi suretinde gayet parlak bir temsil ile tefsir etmekle Kur'an'ın bir mucizesini ve icazını ve onun karşısında hikmeti felsefenin aczini ve sukutunu harika bir surette ispat eder, körlere de gösterir. Bu 12. sözün fihristi. Fakat sonunda diyor ki bu söz, bu 12. söz 11. söz gibi gayet mühimdir. 11. söz gayet mühim bir sözmüş. Herkes onlara muhtaçtır. Allah bu ehemmiyeti ve bu ihtiyacı duyarak okumak nasip etsin inşallah. Amin. Bitmedi Fatih abi. 24. sözün 4. dalında da bu mevzuya temas ediyor Hazreti İstad. Ve orada bir başka ayet-i kerimeyi serlevha yapıyor. Elem tera ennallâhe yescudu lehu men fissemâvâti ve men fil ard ve şemsu vel kameru vel nucumu vel cibâlu ve şeceru ve devâb ve kethirun minen nâs ve kethirun hakkı aleyhi l'azâb ve men yuhinillâhu femâ lehu min mükrim innallâhe yef'alu mâ yeşâ. Lütfen dersten sonra herkes bir tilavet secdesi yapsın. Bu ayet bir secde ayetidir. Şu büyük ve geniş ayetin hazinesinden yalnız bir cevherini göstereceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Hakim
tasrih ediyor ki arştan ferşe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, seyyarattan zerrelere kadar her şey, her şey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri, mazhar otları, esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır, çeşit çeşittir. Biz onların ibadetlerinin tenevvünün bir nevini bir temsil ile beyan ederiz. Mesela velillahil meselul ala, azim bir malikül mülk, büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit 11 sözün girişindeki saray temsiliyle örtüştü mü? O zat dört nevi ameleyi onun binasında istihdam ve istimal eder. O dört nevi ameleyi anlatıyor. Şu dört nevi ayrı ayrı vezayifu mükellef etmiştir. Dördüncü kısım insandır. Şu kainat sarayında bir nevi hadem olan insanlar hem melaikeye benzer hem hayvanata benzer. Melaikeye ubudiyeti külliyede, nezaretinin şumulünde, marifetinin nihasasında, rububiyetin dellallığında meleklere benzer. Belki insan daha camidir. Fakat insanın şerire ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan melaikenin hilafın olarak pek mühim terakkiyat ve tedenniyata mazhardır. Hem insan amelinde nefsi için bir haz ve zatı için bir hisse aradığı için hayvana benzer. Öyleyse insanın iki maaşı var. Biri cüz'idir, hayvanidir, muacceldir. İkincisi melekidir, küllidir, müecceldir. Şimdi insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat ve tedenniyatı geçen 23 adet sözlerde kısmen geçmiştir. Hususan 11. ve 23. de daha ziyade beyan edilmiş. Onun için şurada ihtisar ederek kapıyı kapıyoruz. Erhamur Rahim'inden rahmet kapılarını bize açmasın ve şu sözün tekmiline, tevfikini, refik eylemesini niyaz ile kusurumuzun ve hatamızın affını talep ile hatmediyoruz. Biz de öyle talep ediyoruz Rabbimizden. Gördüğümüz gibi 24. sözün 4. dalında o sarayda çalışan 4 nevi amelenin 4.'sü olan insanla ilgili mevzuları, insanın vazifesiyle maaşı, terakkiyat ve tedenniyatı mevzunu Hazreti Üstad yine 11. söze havale etti. 26. mektubun 4. mefas 3. meselesinde ise diyor ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, andolsun ki biz Adem oğlunu çok mükerrem, çok şerefli, çok saygın, çok değerli bir varlık olarak yarattık. Ayetinin innehu zalumen ke innehu kana zalumen cehule. Doğrusu insanoğlu çok zalim, çok cahildir. Ayetiyle veçhi tevfiki nedir? Bu iki ayet nasıl birbiriyle uzlaştırılabilir, bağdaştırılabilir? Zahiren bir münafat görünüyor. El cevap. Şimdi bu ayetler hiç 11. sözde geçti mi? Geçmedi. Ama üstad bu sorunun cevabını nereye havale ediyor? 11. sözde ve 23. sözde ve 24.'nün 5. dalının 2. meyvesinde izahı vardır. Bin barekallah şu atıflara. Sırrı icmalisi budur ki. Sırrı icmalisini merak eden oradan bakacak. 29. mektup 1. risale olan 1. kısım 2. nükte. Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş, yemin etmiş. Kasemat-ı Kur'aniye'de Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an'da yaptığı yeminlerde çok büyük nükteler var. Çok sırlar var. Mesela ve şemsi ve duhaha'daki kasem güneşe ve güneşin kuşluk vaktindeki aydınlığına yemin olsun ki buradaki kasem 11. sözdeki muhteşem temsilin esasına işaret eder. Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir. Buraya kadar gördük ki Hazreti Üstad 29. mektupta, 26. mektupta, 24. sözün 4. dalında, 12. sözün fihristinde, 23. sözün 2. mebhasının 5. nüktesinde, 33. sözün 31. penceresinde, 32. sözün 3. mevkıfında, 31. sözde, 3. esasta, Miraç Risalesi'nde. 30. sözde. 30. sözde. 28. sözde. 25. sözde. 10. derste.
11. sözün muhtevasından bahsediyor ve ona atıflarda bulunuyor. Ve atıfta bulunurken de o sözün ukde-i hayatiyesi kelimesini, can düğümü diyebileceğimiz en nirengi noktalarını çok özet 3-5 kelimeyle ifade ediyor. İşte bize düşen o risalenin başında söyledi ustalar, hatimesinde söyledi ustalar, ifade-i meram, ihtar, tembih gibi ustalar, Risale-i Nur'un içinde yaptığı atıflar, Fihris'te söylediği hususların ışığında bir temhit, bir ön hazırlık üzerine o risaleyi okuma. O risaleyi okurken de bu atıfta bulunan ukde-i hayatiyeleri bir nabız gibi o risalenin bütün satırlarında attığını yakalayarak okuma gibi bir hedef karşımıza çıkıyor. Bu atıflardan ben bunu anlıyorum. Gelecek derslerde ben ne arz etmeye çalışacağım? Onun hülasasını vereyim özet olarak. 11 ve renkleri de değiştirdim. 11. söz üzerine bir heceleme. Şimdi 11. sözle alakalı fakirane bir cümle kurmaya çalıştım ben. Gelecek derslerde de Hazreti Üstad'ın yukarıda ifade bulduğu hususlardan da istinad ederek bu hecelemede ifade edilen hususların izini sürmeye çalışacağız inşallah. Birkaç ayımızı alacak. Ama benim tekrar tekrar ricam o ay içinde oturduğumuz, elimize kitap alıp okuma fırsatı bulduğumuz, kitap olmayanların elimizdeki online imkanlardan yararlanarak, metinlere ulaşmak çok kolay günümüzde. Onları okuyarak ya da hareket halindeyiz, okuma fırsatımız yok, bir şey bütünüyle elde edilemiyorsa bütünüyle terk edilmez kaidesinin ışığında okunmuş, sesli olarak yayınlanmış birçok farklı imkanlar var. Dinleyerek 11. sözü ay içinde 11 defa diyeyim ben. Çok fazla mı bir şey? Çok eksik mi söylüyorum ya? Hakkını vermiyorsun. Haksızlık mı yapıyorum 11. söze? Bana ne diyorsunuz? Herkes ne kadar takdir ediyorsa kendi içinde. Ben bunu söylerken altında kalmayacağım bir şey söylediğim kanaatindeyim. Çünkü 50'yi geçti. Ama bu ay içinde de 11 defa yapmaya söz veriyorum. En az. Rabbim altında bırakma. 11. söz üzerine bir heceleme. Hikmeti alemin tılsımını keşfeden, hilkati insanın muammasını fetheden ve hakikati salatın rumuzunu bildiren, Cenab-ı Hakk'ın kullarına kendini tanıtması, sevdirmesi ve varlığı onlara teshir etmesine karşılık, insanın ibadet, insanın iman, ibadet ve şükürle mukabele etmesi gerektiğini, Kur'an'da işaret olunan ilmü's sema, ilmü'l arz ve ilmü'l beşer zaviyesinden ve tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet gibi makasıdı Kur'an'ı ile irtibatlı olarak tefsir eden, kısaca rububiyet-i ilahiyenin enva-ı tecelliyatına karşı ubudiyet-i insaniyenin mukabelelerini, diğer bir ifadeyle azam bir rububiyeti ekmel bir ubudiyetle karşılaştıran bütün bu hakikatleri aczu fakr, şevkü şükür, şefkat ve tefekkür esasları, atkıları, nur mesleğinin esasları üzerine bir dantele gibi işleyen muhteşem 11. sözü arz etmek istiyoruz gelecek derslerimize. Ya da icmali bir ifadesiyle hakaiki Kur'aniyeyi, Kur'an'da işaret olunan ilimler üzerinden makasıdı Kur'aniyeye müteveccihen, kelimat-ı Kur'aniye ve esalib-i Kur'aniye ile bir dantele gibi işleyen muhteşem 11. söz. 11. sözde bu 5 hususun izini süreceğiz ağırlıklı olarak. 11. sözdeki hakaiki Kur'aniyeler, Kur'an'da işaret olunan ilimler neymiş? Üstadın yukarıda söylediği ilmü sema, ilmü arz, ilmü beşer ve bunların makasıdı Kur'aniye ile irtibatı, hakaiki Kur'aniye ile irtibatı ve 11. sözü işlerken
Kur'an'ın bu hakikatlerini, bu ayetlerinin ışığında tefsir ederken hakaik-i Kur'aniye'yi esali bir Kur'aniye ile ve dahi kelimat-ı Kur'aniye ile işleyişini görmeye çalışacağız inşallah. Ya 11. söze ben doyamadım. Doyamadım. Risale-i Camia-i Külliye-i Muhite-i Şamile diyeyim. Risale-i Camia-i Külliye-i Muhite-i Şamile-i Azime. Risale-i Nur'u sıkın, 11. söz çıkar. Bir çekirdek gibi, bir öz gibi, bir maya gibi, bir hülasa gibi, bir usare gibi. 11. sözü açın, bir ağaç ve bin bir semere gibi Risale-i Nur çıkar. Sürçülisan ettik, çok affola inşallah. Sekizinci sözdeki temsil için aslı Suhuf-i İbrahim'de diyor. Aslı. Buna nasıl ulaşmış olabilir diyor. Bunun Kur'an'ı bir dayanağı var mıdır? Daha önce anlattığınız çok önemli bir konuydu. Yani ben daha önce bir kişiye anlattım bu konuyu, bu soruyu o soruyor. Ben tahmin ediyorum. Âlâ suresine gidiyoruz. İkinci sözde de iki kardeş, iki arkadaş üzerinden mevzuyu anlatıyor malum. Hani o ikisinin gidişatı üzerinden anlatıyor. Ve Âlâ suresinde diyor ki فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الزِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى. Bakın yahşe, eşka. İki. اَلَّذ۪ي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. O büyük ateşe girecek. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى. Diğeri. Tezkiye yapan felah buldu. İki kişiden bahsediyor. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّى. Rabbisinin ismini anıp namazını eda ediyor. بَلْ تُؤْفِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى. Kimisi dünya hayatını tercih ediyor, kimisi ahiret tercih ediyor. اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفُ الْعُولَى. İşte bu ilk sayfelerde Suhuf-i İbrahim'e ve Musa, İbrahim ve Musa'nın sayfasında var diyerek 8. sözdeki aslı Suhuf-i İbrahim'de bulunan ifadeyi Hazreti Üstad Âlâ suresinden çıkarıyor.